Özel Esentepe Hastanesi Olay Sağlık Programı'nı sunar. Olay Sağlık Programı'ndan herkese mutlu günler, mutlu haftalar. Haftanın ilk günündeyiz. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Ben Ece Uğur Erimhan. Bugün Olay Sağlık Programı'nda önemli bir konuyu ekranlara taşıyacağız. Malum Ramazan ayı geldi çattı. Peki diyabet hastaları bu ayda nasıl beslenecek? Diyabet yani şeker hastalığının sağlıklı bir yaşam için gün içinde az ve sık yemek yiyerek, kan şekerlerini düzenleyerek belirli bir seviyeye tutabilmeleri büyük önem taşıyor. Kan şekeri ayarının bozulması oruç tutan şeker hastaları için pek çok rahatsızlığa yol açabiliyor. Biz de bu konuyu dahiliye bölümünden uzman doktor Elyasa Karaca ile konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederiz davetiniz için. Rica ederiz. Hocam diyabet hastaları Ramazan ayında nasıl bir beslenme uygulayacaklar? Bunu ilerleyen dakikalarda konuşacağız zaten. Fakat diyabet hastalığıyla yeni karşılaşmış ya da diyabetle uzun süredir mücadele eden hastalarımız için tekrar bir diyabetin tanımını yapmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Aynen öyle. Bu konuda bizi aydınlatabilir misiniz? Tabii ki. Öncelikle diyabetin bir tanımını yapalım. Nasıl diyabet tanısını koyuyoruz? Evet. Ve dünyada ve Türkiye'deki sıklığından kısaca biraz bahsetmek istiyorum girişte. Diyabet hastalığı özellikle açlık kan şekeri, 8-10 saatlik bir açlıktan sonra baktığımız açlık kan şekeri 126 mg bölü desilitrenin üstündeyse ve bu iki kez yapılan ölçümde, iki seferinde de 126 ve üzerindeyse geriye dönük şeker hastalığının 3 aylık ortalamasını gösteren bir test var. Hemoglobin A1C dediğimiz testin 6,5'un üzerinde olması. Veya oral glikoz tolerans testi değil mi? Yok, normal bu. Normal. Rastgele bakılan randomize kan şekerleri veya hiç aç tok fark etmedim bir anda bakılan kan şekerinin 200 mg desilitrenin üstünde olması o şeker hastalığı tanısını koymak için yeterlidir bizde. Şimdi şeker hastalığı son zamanlar dünyada bir epidemi, pandemi şeklinde yayılan bir hastalıktır. Çok sık, yani tahminlerin bile tutturulamayacağı bir hastalıktır. Yani belli bilim adamları belli bu yıl içerisinde bu kadar yükselecek diyorlar ama o çok kısa bir zamanda o tahminlere ulaşılıyor. Yani dünyada ve Türkiye'de görülme oranından bahsediyoruz aslında buradan. Kısaca sonra biraz bahsedeyim. Türkiye'de buna diyabetle ilgili yapılan iki tane büyük çalışma var. Bir tanesi TURDEP 1 ve TURDEP 2. TURDEP ne demek? Türkiye Diyabet ve Epidemioloji Çalışması, yani görülme sıklığıyla ilgili. Evet. 1998 yılında yapılan ilk çalışmada, yani çarpıcı örnekler olarak vermek açısından, Türkiye'de görülme oranı %7.2 iken 12 yıl sonra TURDEP 2 yapılıyor 2010 yılında. Türkiye'de görülme sıklığı %13.7'ye kadar yükseliyor. Yani bu 12 yıllık süre içerisinde %90-95'lik bir artış söz konusu. Bunlar gerçekten inanılmaz rakamlar. Bu aynı zamanda dünyada da öyle. Şu anda son zamanlarda yapılan 2015 yılı verileri en son dünyada 425 milyon diyabet hastasının yaşadığı, Türkiye'de de bu 7-7,5 milyona ulaştığı gerçekten bunlar inanılmaz rakamlar. Bunlar her türlü sorun yaşatabiliyor. Yani hem ülkemize maddi, manevi her açıdan. Ama bu hastalık sadece tek bir hastalık olmadığı için çok önem arz ediyor. İleride bir sürü komplikasyonlar, mikrovasküler ve makrovasküler dediğimiz bir sürü komplikasyon oluşabilir. Göze, böbreğe, sinir uçlarına etkileyebilir. Kalp hastalığıyla zaten eşdeğer olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla o yüzden bu hastalık çok önemli ve son zamanlarda hani her programda konuşsak da bir girişte bunlardan bahsetmemiz lazım. Kesinlikle. Çünkü önlem alınmazsa ileride inanın çok daha büyük sonuçlara, daha kötü sonuçlara ulaşılabilir. Sebep olabilir. Hatta şöyle bir şey daha söyleyeyim. Eskiden mesela tip 1 ve tip 2 diye biliyoruz. Evet, kısaca onları da bahsedeyim. Ondan da bahsedersek. Tip 1 hastalığı genellikle insülin... İki tip diyabet var. Tip 1 ve tip 2. Özellikle daha çok genç çocuklarda, yani genç erişkinlerde 20 yaşına kadar görülen %10-15 civarında görülüyor. Diğeri tip 2 diyabet, kronik diyabet hastalığı ise erişkinlerin diyabeti olarak biliniyor ve bu %85-90 oranında görülüyor. İkisi de kronik mi bu arada? Yani tabii zaten tip 1 ise zaten devam ediyor.
hayat boyunca, ama tip 2 de başladıktan sonra artık onu, önemli olan komplikasyonları önlemeye yönelik. Yani geriye dönüşü olmayan yola giriyorlar. Burada yaşam biçimini dengelemek ve aynen, sürekli çok önemlidir. Çok veya daha önceki programlarda sık sık konuştuğumuz gibi o prediyabet ve insülin direncini de yakalamamız lazım ki bu safhaya ilerlemesinler hastalığı. Şöyle bir olay daha var. Biraz önce dediğim gibi tip 1 genellikle genç yaşta görülen bir diyabet, ama son zamanlardaki beslenme bozukluğu olsun, toplumumuzda fast food tipi beslenme olsun, artık o tip 2 diyabetin yaşını çok daha düşük yaşlara, yani o tip 1 diyabeti gördüğümüz yaşlara indi. Aynı zamanda tip 2, tip 1 diyabet de daha ileri yaşlarda görülebiliyor. O yüzden buna dikkat etmemiz lazım aslında. Yani beslenme İnsülin gerekiyor mu ikisinde de? Tip 1 de mutlak insülin gerektiren şey. Tip dörtlü insülinler. Çünkü orada tamamıyla pankreas insülin yok, yani insülin salgılamıyor. Ama tip 2 de insülin, pankreasın salgıladığı beta hücresinde insülin yetersizliği var. İlk başlangıçta biz oral antidiyabetik dediğimiz bir takım haplarla kontrol altına alıyoruz. Evet. Eğer ilerleyen safhalarda hani kan şekerleri yüksek seyrederse, ileriki safhalarda bu tip 2 diyabette de insülin kullanabiliyoruz veya kombine olarak tabletlerle birlikte yine insülin kullandığımız hastalar oluyor. Her iki tipin de Ramazan ayında oruç, Ramazan süresince oruç tutmasında sakınca var mı? Yoksa tip 1 daha mı önemli bunun için? Tip 1 çok daha önemli. Şimdi bunu şöyle bir şey daha bahsedeyim. Çünkü bu oruç Müslüman toplumlarında çok önemli bir dini vecibedir. Dolayısıyla bunu her zaman bahsetmekte fayda var. Şimdi biz doktorlar ancak bir kriter, yani tespit değerlendirmesi yapabiliriz. Yani sende şu kadar riskler var, bu kadar az riskler var. Sen tutabilirsin veya tutamazsın. Ama hiçbir diyabet, hiçbir hastaya, hiçbir kişiye oruç tutmak isteyene biz tutamazsın diyemeyiz. Bunu ne Dünya Diyabet Cemiyeti, ne Amerikan Diyabet Cemiyeti, ne Dünya Diyabet Federasyonu IDF, ne de Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği kesin bir kriter çizmemiştir. Orada hep bir boşluk bırakmışlardı. Çünkü bu tür hastaları bir birey olarak değerlendirmemiz lazım biz. Yani herkes de burada matematik gibi değil. Yani herkesin organizması farklı, herkesin risk faktörleri farklı, herkesin şeker oranları farklı ve herkesi birey olarak değerlendirmemiz, yani bir bütün olarak değerlendirmemiz lazım. Bu tedavi ve takipleri kişiselleştirmemiz lazım. O yüzden bunlar çok yakın takipte. Hatta bu Dünya Diyabet Federasyonu şöyle bir sınıflandırma yayınladı. Yani bunları birkaç sınıfa şey yaptılar. Çok yüksek riskli hastalar, yüksek riskli hastalar, orta ve hafif düzeyde riskli. Hocam o kısma geleceğim. O kısma geleceğim. Bundan önce diyabet tam anlamıyla tanım olarak, yani diyabetli olmayan bir insanın vücuduna göre diyabetli olan bir kişinin vücudunda işlemsel olarak değişen kısım ne? Tabii çok tanım farklılık. Olarak bir de onu alalım. Daha sonra oruç kısmına geçeceğiz. Tabii. Çünkü şimdi diğerlerine göre dediğim gibi bunun birinde tip 1'de hiç insülin salgılanmıyor. Tip 2'de ise insülin salgılanmasına yetersizlik var. Dolayısıyla o glukoz salımı, insülin salımındaki bozukluklara kritik bağlı. Kritik nokta insülin burada. Aynen, insülin salınamadığı için, dolayısıyla görev yapamadığı için hastaların şekerleri düşüyor veya tam tersi yükselebiliyor. O yüzden biz bir takım şeyler var. Mesela illaki bazıları oruç tutmak isteyip de hani onları tutmamasını önerdiğimiz hastalar illaki bazıları tutmak istiyor, ama onlara mutlaka bu komplikasyonlar açısından bahsetmemiz lazım. Sıkı bir doktor kontrolü altında olmaları lazım. Yoksa gerçekten yani çok ciddi komplikasyonlara sebebiyet verebilir yani. O yüzden bunlara çok sıkı bir şekilde bilinçlendirme lazım. Şöyle bir şey daha, bu fırsat söz açılmışken. Şöyle bir şey, her olayda olduğu gibi diyabette de eğitimin çok önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum. Yani hastaya vereceğimiz bilgiler çok önemlidir. Çünkü şunu, bilimsel yapılan bir takım çalışmalar var bu konuda da. Bravis ve arkadaşlarının yaptığı çok geniş çaplı bir diyabet çalışması. Şöyle, eğitimin ne kadar önemli olduğunu. Şimdi bizim diyabet... Beslenme. Aynen, beslenmenin. Şimdi diyabette hipoglisemi çok sık gördüğümüz, yani kan şekerinin düşmesi olayı çok sık gördüğümüz bir komplikasyon. Yani normal insanlarda bile, oruç tutanlarda şekerimiz düşüyor ya belli bir saatte kadar. Saatten sonra diyabetik hastalar bu daha da fazla düşüyor. Şimdi normalde de diyabetik hastalar çok sık, bazılarına kontrol altında olmayan diyabetik hastalarda hipoglisemi olaylarını görüyoruz. Şimdi bu durumda ne yapacak hastalar? Oruç tuttukları süre zarfında. Önce bu Bravis ve arkadaşının yaptığı çalışma şöyle. Eğer düzenli bir şekilde eğitilirse, yani bu oluşabilecek komplikasyonlarda, normalde bir ay içerisinde ortalama yaptıkları bir çalışmada, Ramazan olmadığı dönemde
9 civarında hipoglisemi atak olmuş hastalarda, yani ortalama olay. Yani 30 günde 9 kere kan şekerlerinin ciddi kriter şeylerin altında düştü. Yani 60'ın Ramazan altında. Ramazan süresince yok, mi normalde değerlendirilmiş bu? Önce de Ramazan'dan önce. Araştırılmış. Önce bir ay için Ramazan öncesinde 9 olmuş o hipoglisemi. Evet. Ama sağlıklı bir eğitim verildikten sonra Ramazan ayında dahi ki dedim ya burada şekerle düşüyor. Bu hipoglisemi görülme oranı 5'e kadar düşmüş. Yani eğitimin ne kadar önemli kesinlikle olduğunu... Düzenli bir beslenme programı uygulayacaklar. Vücutlarını tanıyacaklar aslında hastalar önce. Aynen, kesinlikle. Onlara dikkat etmezlerse şimdi tam tersine o eğitime uymayan kişilerde ne olmuş bu? Bak dedim 9 görülen 5 görülmüş bunlar. Eğitim almayan kişilerde ise 36'ya kadar yükselmiş yani o görülme. Yani 4 katı daha artmış hipoglisemi. Hipoglisemi bizim en korktuğumuz komplikasyondu. Evet. Çünkü bilinç bulanıklığına düşmesi kadar ciddi düşmeler ölüme kadar götürebilir. O yüzden yani hiperglisemi de önemli. Yani kan şekerin yükselmesi ama onlar çok akut olarak bir takım komplikasyonlara yol açmaz. Ama hipoglisemi bizim çok sık, çok korktuğumuz komplikasyonlardan biridir. Şimdi hocam sizin anlattıklarınızdan benim anladığım şu, toparlamak gerekirse Ramazan süresi boyunca insanlar haliyle ibadetlerini yapmak istiyorlar. Aynen. Yapmak isteyecekler. Biz bu süre zarfında nasıl en verimli şekilde bu süreyi atlatabilirler? Biz burada bunu konuşacağız bugün. Aynen. Değil mi? Yani biz doktorla hasta tutamazsınız, yüksek riskli hastalara dahi tutamazsınız diyemeyiz. Öyle bir hakkımız yok. Hiç kimse bunu onaylamıyor. Ne biz tıp adamları, doktorlar, ne de dini adamlar. Yani şimdi şöyle bir şey olarak uygulanmışlar. İşte genelde bir fetva olarak hocalar, Ramazan geliyor, herkes sen tutarsın, sen tutmazsın gibi bir şeyler. Herkes ya doktordan ya da hocalardan istiyor. Bütün dünyadaki çalışmalar diyor ki bu tür şeylerde koopere olarak hem dini adamlar hem de sağlıkçılar, yani doktorlar, ortak olarak çalışmaları lazım. Yani o riskleri biz tespit ediyoruz. Dini adamlar da işte söyleyebilir, sen tutarsın ya da tutarsan şöyle bir sıkıntı yaşarsın veya yaşamazsın. Yani biz beraber olarak çalışırsak burada çok daha faydalı oluruz hastalar açısından. Açlık süresince diyabetik hastalarda görebilecek komplikasyonlar. Evet. Açlık süresince en önemli görebileceğimiz 4 tane komplikasyon var. Bir tanesi en sık dediğim hipoglisemi. Evet. Kan şekerinin düşmesi, ikincisi hiperglisemi. Çok yüksek miktarda kan şekerinin yükselmesi 300'ün üzerinde. Bir diğeri de dehidratasyon. Yani sıvı eksikliği, sıvı kaybı oluyor. Yani bu tür hastalarda bildiğimiz gibi oruç ayları işte yaz aylarında Mayıs Haziran'a denk geliyor bu senede. Evet. 16-17 saatlik bir oruçtan bahsediyoruz. Bir açlıktan bahsediyoruz. Bir susuzluktan bahsediyoruz. Dolayısıyla sıvı alımı olmadığı için sıvı kaybı oluyor bu hastalarda. Dehidratasyon oluyor. Aynı zamanda tromboz dediğimiz pıhtı gibi oluşumlara sebebiyet verebilir. Akciğerlere veya ciddi organlara pıhtı atabilir. Önemli. O da önemli bir şeydir susuz kaldıkları için. Bir diğer komplikasyon da, şimdi tip 1 ve tip 2 dedik ya, tip 1'in en korkulacak komplikasyonu diyabetik ketoasidoz, yani diyabetik koma dediğimiz, hastaneye yatırılan. Tip 2 diyabetik hastalarda ona benzer bir koma, yani keton cisimcikleri oluşmadan hiperosmolar non ketotik koma dediğimiz bir şey. Yani bunlar ciddi komplikasyonları şekil alır. Nasıl anlayacaklar bunları oruç esnasında? Bunları en önemli nasıl anlayacaklar? Neler öncelikle tabii şimdi şöyle bir şey hangi daha. Hangi durumda oruç bozulmalı hocam? Onu sorayım. Onu da şey yapalım. Çok güzel, bak ona araya girdiniz. Laf lafı açıyor şimdi. Aynen arada. Öyle. Şimdi nasıl bozacaklar oruçlarını? Şöyle, bütün dünya şeyleri, çalışmaları, diyabet cemiyetleri şunu diyor. Eğer oruç tutan bir hasta, öncelikle şunu bilmeliler. Ben her programda aynısını diyorum. Evet. Bu programda hiçbir şey aklınıza kalmazsa tek bir çarpıcı nokta aklınıza kalsın. Bazıları korkuyor. Acaba kan şekeri bakılırsa orucun bozulur mu diye. Kesinlikle bozulmaz. Bunun için bir cihaz var. Cihaz var. Evdeki o glikometre dediğimiz şey. Çok önemli. Hatta bunların diyabetik hastaların günde 6-7 kere ölçümlerin yapmasını istiyoruz. Hiçbir şey orucu bozmaz. Sadece karnına bakar. Sıkı bir şekilde takip yapılırsa o sıkıntıları yaşamazlar. Çünkü çok güven veren bir şey bir de bu cihaz. Hakikaten aynen. Bunu eğer mutlaka bulundurmaları gerekiyor. Kesinlikle çok güzel. Özellikle 60'ın altında düşerse o kan şekeri ve 300'ün üzerine çıkarsa bu tür hastalığı kesinlikle oruçlarını bozmalarını öneriyoruz yani biz. Yani bunlar kritik eşikler bizim. 60'ın altı hipoglisemi için, 300'ün üstü hiperglisemi 66, için bunlarla bilinçlendi. O yüzden diyoruz yani hastalar doktorlarla, hatta bir ay öncesinde, Ramazan öncesinden kendi doktoruyla devamlı bir istişare halinde olmaları lazım ki bu sıkıntıları yaşamasın. Zaten bu sık sık gün üzerinde yapacağı ölçümlerde ona göre doktoruyla, şimdi bir sürü şeyler var, iletişim çağında yaşıyoruz. Aynen kolay öyle. Ulaşılabiliyor yani doktora. Ona i̇letişim göre söylerse aynen öyle yardımcı oluruz. Şimdi bizim iftara yakın olarak, yani oruç tutan kişiler için bahsediyorum.
Özellikle kan şekerini 90-110 arasında olmasını Gün içinde yeğliyoruz. 6-7 kere ilk olarak bu Ölçüm cihazla yapılacak. ölçüm yapacaklar. Kesinlikle. Peki ilk olarak bizim karşılaşacağımız durak sahur. Aynen. Sahurda ne yemeli, ne yememeli? Bunu konuşalım mı? Konuşalım. Sahur, hem iftar hem sahur çok önemli aslında. Şimdi Evet, aynen öyle iki hocam. şey ara olarak kısa olduğu için ve o ara öğünlerini çok fazla alamayacakları için özellikle iftarda. Akşam yemeği ile sahur arası kısa Evet, olduğu yani için, değil kısa mi? bu hastalar Evet. için. En azından biz bol bol o kısa süre zarfında bol bol sıvı almalarını öneriyoruz öncelikle. 2-3 litreye kadar sıvı Evet. içmelerini. Bir, iftarda çok fazla karbonhidrat içeren yiyeceklerde mümkün olduğu kadar uzak durmalarını, kan Karbonhidrattan. şekerini hızlı yükseltti. Tatlılardan uzak durmalarını öneririz. Daha çok Protein protein ağırlıklı ağırlıklı, bu beslenecek. sahur için de geçerli. Hem tok tutuyor hem de kan Enerji şekerini. nasıl alacaklar gün içinde protein İşte ağırlıklı aralıklarla besleneceğiz? biz gene onları tamamıyla şekersiz bırakmıyoruz da özellikle Hı çok hı. ağır karbonhidratlı yiyeceklerden uzak durma. Yoksa yine oran olarak %55 karbonhidrat, %25 yağ ve %15-20 protein almalarını öneriyoruz ama Hı. aşırı böyle tatlı şeylerden uzak durmalarını öneriyoruz. Mutlaka iftar ve sahur arasında ara öğün olarak meyve özellikle Hı. yiyebilirler. Hani iki ara yap, yani en azından iki an ara Hı. öğün, iki tane ana öğün şeklinde yaparlarsa ona göre sıkıntı yaşamazlar yani. Hı. Özellikle çok yüksek şeylerde olma, yani tutabilecek kişiler için biraz sonra Hı. bahsedeceğiz ya, o yüksek riskli, orta riskli, çok Evet. yüksek riskli türü hastalar var. Ona göre Hı. değerlendirme yapıyoruz biz. Şimdi isterseniz Şimdi hatta sahuru konuştuk. işte. İsterseniz sizin de dediğiniz gibi yüksek riskli Evet. grubuna, Şimdi bu orta ve... dediğim gibi Dünya Diyabet Cemiyeti dörde ayırmış bu tür hastaları. Hı. Diyabetik hastalar, oruç tutacak olan Hı. diyabetik, çok yüksek, yüksek, orta riskli ve düşük Hı riskli. hı. Şimdi özellikle çok yüksek riskli ve yüksek riskli hastalığın kesinlikle biz doktorla oruç tutmamalarını öneriyoruz, tamam? Evet, Çünkü bahsedeyim öneriyoruz. şimdi, çok yüksek riskli hastalar deyince neleri öğreniyoruz? Hı Son hı. 3 ayda çok sık hipoglisemi atakları geçirmiş olan hasta, kan Hı. şekerinin sık sık düşmesi. Bazı hastalar kan şekeri düşüp anlayamıyor onları. En korktuğumuz hastalar Hı öyle. hı. İleri yaşta hastalar. Kan şekerleri düşüyor ama onun farkında değil. Bu da tehlikeli hastalar. Son 3 ay içerisinde biraz önce bahsettiğim o komplikasyonlardan iki tane önemlisi. Diyabetik ketoasidoz veya hiperosmolar Evet. nonketotik koma geçirmiş olan hastalar. Ondan sonra ileri derecede böbrek yetmezliği olan diyabetik Hı hastaları, hı. diyalize giren hastalar, Hı. hani evre 4-5 dediğimiz böbrek yetmezliği hastaları, akut bir enfeksiyon geçiren hastalar, diyabeti olup da ciddi bir enfeksiyon geçiren hastalar, çok ağır işlerde çalışan hastalar, diyabetik Hı. Yine hastalar, diyabetik olup ağır gebeler işlerde çalışan. kesinlikle şey yapmasını, tutmamasını öneriyoruz. Bu çok yüksek riskli gruba giriyorlar. Çünkü onların oruç tutması hem kendilerine hem de çocuk için zararları olabilir. Kısacası çok yüksek riskli gruplar bunlardı. Tip 1'e diyebilir miyiz çok yüksek Tip 1 kesinlikle. çok En yüksek önemli. Tip 1 riskli. zaten hiç tartışmasız. Çünkü orada Evet, çok 4 yüksek gün insülin riskli grup kullanacağı için altındalar. onların kesinlikle tutmamalarını öneriyoruz Kesinlikle tip 1'i. tutmamalı. Tip 2'lerde bir takım şeyler modifikasyonla yapabiliriz Hı ama hı. tip 1 kesinlikle dediğiniz gibi çok. Ama illa ki onlardan da tutmak isteyenler vardır. Biraz sonra bahsedeceğim. Hem Evet. dünyada yapılan hem Türkiye'de yapılan bir takım çok ciddi çalışmalar var ve o göstereceğim çarpıcı örneklerden dinin, yani orucun Müslüman ülkeleri için, Müslüman insanları için ne kadar önemli olduğunu Bununla ilgili göstermek dünya açısından. çapında araştırmalar yapılmış ve Tabii. ben de bunu merakla bekliyorum sizin Tamam. anlattıklarınız bittikten Kısaca sonra. önce bu riskleri bahsedeyim. Tamam. Yüksek riskli, çok yüksek dedik. Bir de yüksek riskli. Yüksek riskli hastalar hangileridir? Kan şekerleri 150-300 miligram arasında seyreden, ki bu hemoglobin A1c biraz Hı. önce bahsettim ya, geriye dönük 3 aylık ortalamayı gösteren test, 6,5'un altında olmasını istiyoruz ama bu hastalarda 7,5 ile 9 arasında, Hı yani hı. idare eder, yani çok kötü değil. Çok kötü Bu değil. bir, onun dışında böbrek yetmezliği olan hastalar ama evre 1, 2, 3 olan, evre 4, 5 diyaliz hasta kesinlikle ona tutmaz, evre 1, 2, 3 Hı. hastalar. Yine diyabete eş olarak bir takım hipertansiyon ve kalp hastalıkları gibi bir takım kronik hastalıkları olan, makrovasküler komplikasyonları olan, bunlar da yüksek riskli gruba girmektedir. Düşük riskli grup kimdir veya hafif riskli? Genellikle bunlar basit ilaçlarla kontrol Hı. altına alınmış hastalardır veya hiç sadece Hı. diyabet tanısı olup sadece diyetle kontrol altına alınan hastalar veya Hı. metformin ve pioglitazon dediğimiz bir takım ilaçlar ama kan şekerini düşürmeyen ilaçları kullanan hastalar, hemoglobin A1c değeri 7,5'un altında olan hastalar, bunlar düşük risk grubunda
giriyorlar. Bunlara yani biz izin verebiliyoruz yani oruç tutmaları açısından. Oruç tutmalarına beslenme tabii aynı programıyla yine ciddi bir şekilde aydınlatarak, anlatarak evet, olası komplikasyonları bunlar çok isterlerse izin verebiliyoruz yani bunların tutmasına. Peki hocam, dünya çapında yapılan araştırmalar az önce bahsettiğiniz gibi. Evet. Nelerdir? Dünya çapında bu Ramazan ve oruçla ilgili bildiğimiz en önemli çalışmalardan bir tanesi EPIDR çalışması. Bu 2004 yılında 13 Müslüman ülkesinde yapılmış, çok ciddi bir katılım. 13 bin hastanın, diyabet hastasının katıldığı. Evet. Bunların yaklaşık 1100'ü tip 1, diğerleri ise tip 2 diyabetik hastalardan oluşmuş. Ve burada yapılan çok çarpıcı sonuçlar elde edilmiş. Şöyle ki özellikle tip 1 diyabetik hastalar %43'ü tip 1 diyabetik hastaların oruçlarına vazgeçmek istememişti. En azından 15 ve üzeri gün oruç tutmuşlar. Evet. Bak bu çok ciddi ve tehlikeli rakam. Tip 1 diyabetik hastalar %43'ü oruç tutmaya devam etmişler Ramazan'da. Tip 2 diyabetik hastalarda sonuç biraz sonra anlatacağım. Merak tip 2 ediyorum. Diyabetik hastalarda ise bu oran %78'lere kadar yükselmiş. Yani inanılmaz. Yani 10 tane tip 2 diyabetik hastadan 8'i oruç tutmuş yani. 13 çok bin ilginç kişi yani, değil mi? Ters peki onlar bunlar biraz tuttular, ne oldular? Şimdi bu tutanlar genellikle kullandıkları insülin veya ilaç dozlarını %50 olarak azaltmışlar. Bu dozlarını azalttıkları süre bundan dolayı ciddi hiperglisemiler ve hipoglisemiler oluşmuş. Ve bu hastaların, tip 2 diyabetlerin hastaneye yatma oranı, hospitalizasyon dediğimiz 4.7 kat artmış. Tip 2 diyabetli hastalarda, tip 1 diyabetli hastalarda ise 3 kat artmış. Yani inanılmaz rakamlar. Evet, işte bu tuttukları için bir takım komplikasyonlar gelişiyor. Aynı zamanda hipoglisemi ve hiperglisemiler tip 2 diyabette 5 kat artıyor. Yine de tip 1 diyabette 3 kat artmış. Yani ciddi komplikasyonlarla devamlı hastanelere başvurmuşlar. Ama ona rağmen dediğim gibi 15 gün ve üzeri tutmaya tip devam 1 %43'ü, tip 2 %78'i. Bir başka çalışma var, yine ciddi çalışmalardan bahsediyoruz. Yine 2014 yılında yapılmış CRIT diye bir çalışma var. Burada 3777 sadece tip 2 diyabet hastası alınmış ve bunların %92'si bu 3700 hastada. Tip 1 dediniz. Yok, sadece tip 2 burada tip 2 alınmış. Tip 1'ler girmemiş, o çok yüksek riskli grupta. %92'si 15 gün ve üzeri, %63'ü Ramazan'ın tamamında oruç tutmuş yani. Düşünsenize yani, inanılmaz rakamlar. Evet. Dolayısıyla böyle olunca ciddi komplikasyonlarla karşı karşıya kaldı. Şimdi bu EPIDR dediğim bu büyük çalışmada yapılan istatistiklere göre dünyada 116 bin diyabet hastasının oruç tuttuğunu tespit etmişler. Türkiye'de yapılan o atlas yani çalışmalarına göre biraz önce dedim 7 milyon civarında veya üzeri diyabet hastası var. En az 4-5 milyonu Türkiye'de de oruç tutan gruba girmektedir. Yani çok ciddi rakamlar bunlar dediğim aynen gibi. Öyle hocam. Dolayısıyla yani bu ne demek istiyor, bu çalışmalar gösteriyor ki Müslüman insanın oruç ibadetine verdiği önemi. Hani hasta dahi olsa, belki o geleneksel kalmış ailelerinden, ben orucumu bozamam, diyabetik de olsam, aslında öyle bir şey değil işte. Kendilerini zora sokuyorlar. Yani ibadette de zorlama yoktur yani. Biz yani tutacaksa kendi sağlığını bozmadan, dinimiz de onu şey yapıyor ama ciddi bir şekilde bunları anlatmamız lazım hastalar. Hem biz doktorlar hem din adamları, ona göre bir yol çizmeli. Tutmak istiyorlar. O yüzden biz de bunu en verimli şekilde en nasıl atlatacaklar? En kısa, en zararsız nasıl atlatabilirler, o konuda yardımcı olmamız lazım. O yüzden biz de lazım. Buradayız zaten. Aynen şu anda. Öyle. Çok güzel bilgiler veriyorsunuz. Teşekkürler. Bir de Türkiye'de Türkiye'de çok ciddi çalışmalar yok. Sadece 2014 yılında yapılmış, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapmış, anket şeklinde bir çalışma yapmış. Yani demiş, sağlığın el verdiğince kaç kişi diyabetik hastalardan kaç kişi oruç tutar? Bunlar da %83.4 oranı demiş. Sağlığım el verdikçe diyabetik hasta ben oruç tutarım demiş yani. Böyle evet, rakamlar hocam. Yani ciddi rakam. Ciddi bunlar rakamlar gösteriyor gerçekten. Ki diyabet şeker hastalarına, yani Müslüman ülkelerinde şeker hastalığı olsa dahi, tip 1 dahi olsa oruç tutmak istedikleri. Halbuki dediğim gibi yüksek riskli ve çok yüksek riskli grupların oruç tutmaları sıkıntılı bir durum ortaya çıkıyor. Diyabet hastalarında yaşam biçimini düzenlemek çok önemli. Kesinlikle. Hocam, egzersiz yapmaları ve beslenme önerileri aynen, biz sunuyoruz. Peki bunu Ramazan ayında egzersiz önerir misiniz hastalara? Şöyle, Ramazan'a güzel dediniz. Şimdi genelde biz diyabetik hastalara belli bir şeylerde egzersiz öneriyoruz. Ama Ramazan ayında özellikle iftara doğru, öğleden sonra akşama doğru mümkün olduğu kadar kısıtlamalarını öneriyoruz. Çünkü yapılan o egzersiz kan şekerini ileri derecede düşürecek.
hipoglisemiye yol açacak. Dolayısıyla sağlık durumunu tehlikeye sokacak. Yani hafif egzersizler öneriyoruz. O da çok geç saatlerde değil dediğim gibi. Zaten ileriki uzun günde oruç tutmalar ve güneşli günlerde iyice yani hali takatı kalmıyor. Dolayısıyla mümkün olduğunca bunlara önermiyoruz. Diyete gelince en önemli şey susuz kaldık. Biraz önce de bahsettim ama yine de söyleyelim. Özellikle ilaçlarını düzenli bir şekilde kullanacaklar. Bizim önereceğimiz şeyle bol bol iftar ile sahur arasında sıvı alacaklar. Mümkün olduğu kadar sıkıştıracaklar. İftar ve sahur arasında birkaç ara öğün yerleştirecekler. İlaçlarını ne zaman alacaklar? İlaçlarını şöyle doktorlarla dediğim gibi onu bir durum tespiti yapılıyor her hastanın. İşte ne kullanıyor? Mesela oral antidiabetik ilaç kullanıyor. Şimdi bir takım kan şekerini çok dramatik bir şekilde düşüren ilaçlar var. Yani tabletler var. Bazıları ise çok fazla düşürmeden takip edebileceğimiz. Şimdi özellikle o çok fazla düşürmeyen iki grup ilaçlar var bizim. Metformin ve pioglitazon dediğimiz etken maddeler. Onları kullanan hastalar iftarda ve sahurda alacak şekilde ayarlıyoruz biz onları. Sadece bazılarında sahur dozlarını %50 oranında düşürüyoruz bunu. İnsülin alanlardan illaki tutacak olurlarsa yani ikili insülin kullanan hastalarda özellikle yine de doz değerlendirme, doz modifikasyonu yapıyoruz. İftarda normal dozunu alıyor. Normalde sabah akşam insülin kullananlar da bu iftar ve sahurda alacakları şekilde ayarlıyoruz ama sahur dozunu yine o hipoglisemileri yaşamamaları için %50 oranında azaltıyoruz. Ama ne gibi insülinler? Şimdi insülinlerde bir sürü çeşidi var. Hızlı etkili, orta etkili ve yavaş etkili insülinler. Şimdi biz bu tür hastalarda hızlı etkili insülinleri kesinlikle kullanmıyoruz. Çünkü hızlı bir düşüş 3-4 saatte pik yapıp hemen düşürebiliyor kan şekerini. Dolayısıyla sıkıntıya giren hastalar. Biz özellikle orta etkili veya uzun etkili dediğimiz bir takım bazal insülin analogları var. Bunlar 24 saat etkili olduğu için çok fazla sıkıntı yaratmayacağı için ona göre hastanın genel durumuna göre, 3 aylık şeker ortalamasına göre yani son zamanlarda yaşamış olduğu kan şekeri yüksekliği veya düşüklüğüne göre uygun bir şekilde ayarlamaya çalışıyoruz. Yani bizim istediğimiz aslında en korktuğumuz şey yani hastaların kan şekerlerinin zigzag çizmesi. Yani bir 60'a düşüyor bir 300'e çıkıyor. Yani olacaksa 200 civarında olsun da paralel bir doğru şeklinde ilerlemesi bizim için daha değerlidir. Çünkü o düşüş ve çıkışlar dolayısıyla hem hastanın genel durumunu bozuyor, hem yaşam kalitesini bozuyor, hem de hemoglobin A1c değerini hızlı bir şekilde yükseltiyor. O yüzden bunlara mutlaka ona göre değerlendirmek lazım. Dediğim gibi biraz önce her hastayı birey olarak kabul etmemiz lazım. Ona göre dozlarını ayarlamamız lazım. Yani sen de bunu kullanacaksın, sen de şunu kullanacaksın değil. Yani aynı hastanın o tarihlerini görerek yaşadıkları şeyleri göze alarak yani bütün her şeyini neyi yapabilir neyi yapamaz ona göre doz ayarlamasını yapıyoruz yani. Doktor desteği burada çok önemli. Tabii kendilerinin de bilinçli olması. Aynen. Özellikle diyabet hastalarıysa. Onlar kesinlikle bilinçli olduktan sonra hastalar bir sıkıntı yaşamazlar. Dediğim gibi kan şekerlerini ölçerler. Sık sık günde 6-7 kere ölçtükten sonra bakıyorlar düzenli bir şekilde gidiyor. Dolayısıyla tutabiliyor. Baktı ki sık sık düşüşler oluyor. Mutlaka doktoruyla irtibata geçer. Doktoru da ona göre bir yol çizer. Eğer düzenleyebilirse ilaç dozlarını ve insülin dozlarını ona göre ayarlar. Ona rağmen gene yüksek ya da düşük seyrediyorsa çok değerleri o zaman mutlaka orucunu bozmasıyla önermekteyiz yani. Hocam yine Ramazan ayında vereceğiniz önerileri dinleyeceğiz. Kısa bir reklam arası verelim. Tamam. Daha sonra devam edelim. Kısa bir aradan sonra tekrar devam edeceğiz. Özel Esentepe Hastanesi'nin sunduğu Olay Sağlık devam edecek. Özel Esentepe Hastanesi'nin sunduğu Olay Sağlık devam ediyor. Evet, Olay Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Evet hocam, şimdi oruç tutan diyabetik hastalar ne zaman ve hangi durumda oruçlarını bozmalılar? Buradan devam edelim istiyorum izninizle. Ne demek? Tabii ki. Bu çok önemli. Biraz önce de aslında bahsettik. Dediğim gibi mutlaka ve mutlaka sıkı bir şekilde kontrol altında olmaları lazım. Kendilerini hissetme. Zaten o hipoglisemi dediğimiz belirtileri hissediyor hastalar. Soğuk terleme, el ayak titremesi. Zaten o eski hastalar biliyorlar. O tür durumlarda mutlaka kan şekerini ölçmesi lazım.
Eğer ölçtüklerinde kan şekerleri 60 miligram desilitre, 60 miligram bölü desilitrenin altındaysa mutlaka bozmaları lazım. Aynı zamanda tokluk kan şekeri 300 miligram bölü desilitrenin üstündeyse onlar da mutlaka bozmaları lazım. Çünkü bunlar geriye dönüşü olmayan bir takım komplikasyonlara götürebilir hastaları. O yüzden en sık olarak bizim bilinçlendirme yaparken hastalara mutlaka bu konuları önemsemelerini rica ediyoruz. O yüzden zaten sık sık kan şekeri yani tutacaksan ona göre yapın. Yani bazı hastalar korkuyor işte ben kan şekerimi şey yaparsam yani ölçersem orucum bozulur mu hocam? Hiç alakası yok. Evet. Öyle bir sıkıntı yok. Rahatlıkla o stipleri var. Onları şey yapıp kan şekerlerini ölçebilirler. Hı-hı. Dediğim gibi bu kritik eşik dediğimiz değerler var. Bu değerlerin altına ve üstüne çıkarsa mutlaka ne olursa olsun bozmalarını öneriyoruz. Biz yani. Daha çok hipoglisemiden mi korkuyoruz? Yani kesinlikle. Çünkü kan şekerinin yükselmesi durumu olamaz mı? O daha da olur. Çünkü İşte onlarda da bozuyoruz ama hipoglisemi çok daha akut bir komplikasyondur. Yani hızlı bir şekilde yani 50, 60, 40'lara kadar inince yani yoğun bakıma kadar gidebilecek, bilinç bulanıklığına kadar sebebiyet verecek durumlar olduğu acil için. Acil bir tablo oluşabilir yani. O yüzden o tür durumlarda bilinçlendiriyoruz. Zaten hastalar kendileri de biliyorlar, yakınları da biliyorlar. O tür durumlarda ne oruçlarını bozacaksa ne yapıyor? Mutlaka yanında bir takım şekerler bulundurmaları lazım. Hı-hı. Meyve suları olabilir. Yani mutlaka bunları alıp yerine koymak lazım. Ciddi problemler yaşamamalı. Zaten hemen o nöroglikopenik belirtiler dediğimiz el ayak titremesi başlıyor. Hı. Soğuk terlemeler başlıyor. Hasta kendini kötü hissetmeye başlıyor. Bayılacağım gibi falan ifade ediyor. Zaten yakınları ona göre. Zaten bunları bilen hastalar için çok sıkıntı olmuyor. Biraz önce o bahsettiğim yüksek riskli hastalarda ne dedim? Hem hipoglisemi gelişiyor ama hasta bundan farkında değil. O daha tehlikeli durum işte. Bu tür hastalar o yüzden onların oruç tutmamalarını istiyoruz. Çünkü zaten kan şekeri düşüyor ama çok fark etmiyor hastalar. Evet. Bunlar daha ciddi yani farkına varmadığı için yani müdahale edilemiyor. Dolayısıyla bakıldığında bayılmış şekilde bulabiliyoruz bu tür hastaları. Bunu da cihaz ölçme, şeker ölçme cihazı ile Kontrol altına alınabilir. Ona göre o değerler bir yol gösterir. Ona göre dediğim gibi çok düşük olursa veya bazen ölçmüyor aletle çok yüksek olduğu zaman bunlar kesinlikle oruçlar. Yani bunlar dehidratasyona uğramış hastalardır. Yani sıvı kaybına uğramış hastalardır. Mutlaka hatta bu tür değerler. Sıvı almaları gerekecek o anda. Öncelikle bir oruçlarını bozmaları lazım. Ondan sonra eğer ciddi bir komplikasyon oluştuysa hastanelere gitmeleri lazım. O yüzden gerçekten bu çok ciddi bir konudur. Hani diyabetik hastalar illaki oruç tutacağım diyenler bunları çok dikkate almalılar, önemsemeliler. Çünkü dediğim gibi çok sıkıntılı durumlara düşebilirler. O yüzden biz bunu ölçümleri özellikle yani dediğim gibi çoğu hastanın tutmamalarını öneriyoruz ama kesinlikle öyle bir yetkimiz yok bizim. Biz sadece durum tespiti yapıyoruz. Doktorlar olarak. Bak şunu olursa şunları yaşayabilirsin. Evet. Hastaya güzel bir şekilde anlattıktan sonra geri kararı o kendisi verebilir ya. Peki hipoglisemi durumu yani kan şekeri düşüklüğü durumunu yaşadığı zaman hasta burada hemen yiyecek alması bunu dengeler mi? Evet, kısa zamanda zaten aldığı o işte küp şekeri veya kesme şekeri olsun veya bir meyve suyu falan yavaş yavaş o kendini toparlıyor zaten. O yüzden o tür hastaların diyabetik hastaları yanlarında öyle şeker bulundurmalarını öneriyoruz açıkçası. Hocam ben devam edeceğim. Oruç yani Ramazan süresince nasıl beslenmemiz gerektiğiyle ilgili son alacağım sizden bilgiler. Fakat bir seyircimiz bir soru sormuş. Kan şekeri yüksek seyrederse kilo veriyoruz. Hı hı. Konu burada biraz dağılıyor ama hemen bunu cevaplayıp diğer konumuza asıl geçelim. Peki düşük seyrederse kilo alırız. Öyle bir şey yok aslında da. Şimdi şöyle bir şey var. Bazı hastalar yeni tanı konmuş yani genel olarak diyabetle ilgili bir soru sormuş. Çoğu hastalar geldiğimizde bizde farkında varmıyor bazı. Geliyor ne diye? Bazıları ya çok su içmeyle geliyor o tarz bir şikayetleri. Hatta bazıları üroloji bölümüne gidiyor. Yani acaba ürolojik bir problemi mi var? Ondan sonra diyabet olduğu ortaya çıkıyor. Ya da bazıları çok ciddi şekilde kilo kaybıyla bizim karşımıza geliyor. O tür hastalarda da genellikle kilo kaybıyla çok yiyip de kilo kaybı yaşayan hastalar. Şeker hastalarında bunları sık gördüğümüz yani bulgulardır zaten nedir bu? Çok su içerler bunlar çok sık idrara çıkarlar. Geceleri tuvalette geçirirler yani. Dolayısıyla İştahın açılması durumu. İştahı açılıp ama ona rağmen yemelerine rağmen kilo kaybı yaşıyorlar. O yüzden yedikleri halde kilo kaybı yaşıyorlar. Yedikleri. Bazıları tam tersi yani kilo alanlar da olabiliyor ama genelde kilo kaybıyla karşımıza çıkarlar. Şimdi şöyle bir şey daha var. Yani bu sorudan yola çıkmışken
Bazı ilaçların yan etkileri de olabilir. Mesela insülin. İnsülin bugün tıbbiyede Nobel ödülü almış bir ilaçtır. Çünkü hiçbir şeyin sıkıntısı yok. Tek bir yan etkisi var. Biraz hafif kilo aldırıyor yani hastalarda. Yani insülin kullanan hastalarda biraz kilo alabilir. Yoksa öyle şekeri düştü çıktı diye hani zayıflar veya kilo alır diye bir kural yoktur. Dediğim gibi genellikle bu tür hastalar ya da tanı konmamış hastalar bize zayıflama şeklinde başvururlar. Son zamanlarda normal yiyorum hocam diyor ama kilo kaybı yaşadım. Çok sık idrara çıkmaya başladım. Geceleri çok sık tuvalete gidiyorum. Yani bunlar en önemli bulguları, belirtileri zaten diyabet hastalarının. Evet hocam. Peki oruç tutan hastalara nasıl bir beslenme programı önereceğiz biz buradan? Evet. İllaki oruç tutmak isteyen, onları biraz önce de bahsettim ama gerçekten bunlar önemli konular. Ne yapacağız? Evet. Öncelikle dediğim gibi bu ayarını yapacağız. Burada aslında hem bir dahiliyeci, bir endokrinolog veya aile hekimi olabilir. Yani hepsi bunları şeker hastalarını takip edebilir. Aynı zamanda bir de diyetisyenle birlikte koreli şeklinde takip edilirse çok daha faydalı olur. Yani biz bir takım şeyleri bahsediyoruz da hani günlük poliklinik hayatımızda yani çok fazla süre olmadığı için çok detaylı bilgi veremiyoruz. Yani bu tür hastalar hem tıbbi beslenme tedavisi dediğimiz hani o diyet konusunu sağlıklı bir şekilde diyetisyenlerden de alabilirler. Bizim önerdiğimiz ilaçların biz sadece daha çok ilaç dozlarının ayarlamasını yapıyoruz. Dediğim gibi anlatıyoruz şu ilaçlar çok hızlı bir şekilde şekerini düşürebilir. Bu ilaçları bu şekilde alacaksın veya bazı ilaçlar çok düşürmeyen ilaçları rahatlıkla kullanabilirsiniz yani. Dolayısıyla çoğu hastada bu tarz hani düşük veya orta riskli hastalarda hiçbir sıkıntı yaşamıyor bazıları oruç tutarken. Çok gördüm ben günlük pratiğimde hem poliklinik şartlarında. Hani bu tür hastalar bizim direktiflerimizi, bizim söylediklerimizi uyguladıklarında inanın ki çok güzel bir şekilde hem oruçlarını tutarlar, tam tersi yani hem o hemoglobin A1C değerleri uygun bir şekilde devam eder hem de kan şekerleri. Ama dediğim gibi bir anda uzun sürelik bir açlık oluyor ya şimdi 16-17 saatlik. Tam oraya gelecektim ben de. Uzun süreli bir açlıktan sonra, iftardan sonraki süreçte yani yediğimiz yemekten sonra bir ağırlık çökme durumu gerçekleşiyor. İşte o genelde bu bütün insanlarda da oluyor zaten. Diyabeti olsun ve olmasın bir ağırlık çöküyor dediğiniz gibi. Ama bu tür hastalarda daha da fazla oluyor. O yüzden biraz önce hatta bahsetmiştim. Dedim ki özellikle aşırı karbonhidrat içeren diyabetik hastalar iftarda çünkü uzun bir açlıktan sonra bir anda yüklenmemelerini istiyoruz. Onu yavaş yavaş bir kademeli 1-2 saat aralıklarla hem ara öğün şeklinde hem ana öğün 3'e bölerse hiçbir sıkıntı yaşamazlar. Ne önerirsiniz? Ne yemeleri önerirsiniz peki hocam? Dediğim gibi yani illaki hiçbir şeysiz kalmayacaklar. Yani daha çok ama öyle çok aşırı karbonhidratlar yemesinler. Aşırı tatlı yemesinler. Meyve yiyebilirler rahatlıkla. Yani 2-3 ara öğün olarak meyve yiyebilirler ama meyve yerken de bazıları oturup bir tabak meyve yemeyecekler. Bir tane yiyebilirler arada. Yine aralıklarla ara öğün olarak bir bisküvi alabilirler, bir kraker gibi bir şey alabilirler. İlla ki çok şey kullanmak istiyorlarsa bazılarına sütlü tatlılar izin verebiliyoruz yani onları kullanmalarına. Ama çok ağır tatlılar, çikolata gibi şeyleri yememelerini öneriyoruz. Özellikle en önemli şey dediğim gibi dehidratasyon burada. Bazı böbrek hastaları daha da etkilenir. Yani diyabetik olup da böbrek fonksiyonlarında bozuk olan hastalar. Nedir bu tür hastalar için bize en önemli önerdiğimiz şey sudur. Yani o böbrek fonksiyonu düzeltmek için en önemli şey sudur. Evet. Su da alamayınca 16-17 saat iyice sıkıntıya düşerler. O yüzden en azından hem bu beslenmeyle birlikte ideal bir sıvı almalarını istiyoruz hastaların. O yüzden bu ne kadardır? Yani tam gün olmadığı için en azından bir 2 litre en azından almalarını istiyoruz. 2 ile 3 arası alırlarsa bir sıkıntı yaşamazlar diye düşünüyorum ben yani. Düşük riskli olan hastalar için. Diyabetin tanımını konuştuk, diyabet türlerini, tiplerini konuştuk, yüksek risklilerden bahsettik. Son olarak hocam, diyabetik hastalara önerileriniz nelerdir? Bu programda da en önemli nokta neydi? Evet. Bizi aydınlatır mısınız? Çok güzel. En azından bunu ne kadar anlatsak azdır. Çünkü bu tür diyabetik hastalar durmadan artıyor, sayısı artıyor ve aynı zamanda Ramazan ayında oruç tutacak olan diyabetliler çok sık komplikasyonlarla karşımıza geliyor. Yani ne yapacaklar? Her şeyi unutsunlar. Unutmayacakları tek şey kan şekeri ölçümünün. Evet. Hiçbir sakıncası olmadığını, oruçlarını bozmadıklarını, illaki tutmak isteyen diyabetik hastaların günde 6-7 defa kan şekeri ölçümü yapmalarını. Sürekli kendilerini dinleyecekler. Aynen.
şey yapacaklar, doktorların önerdiği şekilde doktoruyla yakın bir takipte olacak. Zaten bir ay öncesinden eğer bir kontrole gidip rutin kan tahlillerini yaparsa, yani o böbrek, karaciğer fonksiyon testleri, kolesterol değerlerini, kan şekerini, 3 aylık kan şekeri ortalamasını, rutin baktığımız bir takım kan tahlilleri var. Biz ona göre bir yol çizeriz hastaya. Kullandığı ilaçlarını ayarlarız. İşte mesela bize de geliyor polikliniklerde. Bugün geliyor hasta. Diyor ne yapacağız? Hocam şimdi diyorum Ramazan'a girene kadar son bir hafta içerisinde ilaçlarını bu şekilde kullanacaksın. Ama Ramazan'da 2x1 aldığın o ilacı mesela gece yarım alacaksın. Yani sıkıntı yaşamamak için. Dolayısıyla yani çok fazla 3 ana öğün, 3 ara öğün yapamayacakları için en azından 2 ana öğün, 2 ara öğün. Mümkün olduğu kadar o sağlıklı geçirmelerini istiyoruz. Biz özellikle iftarla sahur arasındaki o kısa sürenin 7-8 saatlik süre neyse. Onun dışında dediğim gibi çok fazla kendilerini yormayacaklar. Evet. Normal diyabet hastalarının istiyoruz yani fiziksel egzersiz yapmalarını ama oruç tutan diyabetik hastalarının özellikle iftara doğru öğleden sonra iftara yakın saatlerde mümkün olduğu kadar ağır işler, ağır sporları yapmamalarını öneriyorum. Uyku düzenlerini ona göre ayarlamalı. Ne çok ne az. Yani uyku istenilen düzeyde 7-8 saatlik bir uyku yeterlidir. Onun dışında en önemli şeyler bunlardır. Dediğim gibi o iftar ve sahur arasında o dönemi güzel bir şekilde geçirsinler. İftar ve sahur arası. Mümkün olduğu kadar yani çok verimli sıvı bir şekilde sıvı alsınlar. En önemli şey dehidratasyon. Çünkü biraz önce dediğim gibi en sık gördüğümüz komplikasyonlardan biridir. Şekerlerini düşmemesi için veya çok fazla çıkmaması için biraz önce dedim iftara yakın bizim istediğimiz ideal kan şekeri değerleri 90 ile 110 mg bölü desilitre arasında olması tokluk kan şekeri iftardan sonraki 150-250 arası evet, kabul edilebilir değer. Evet bu rakamlar çok önemli. Evet. Bu rakamları dikkate alsınlar. Yani 150 çok ideal ama bizim bir takım kabul edilebilir değerlerimiz de var. En azından tokluk kan şekeri 250 arasındaysa gene fena değil yani tokluk kan şekeri için. Ama 300'ün üstüne çıkarsa o zaman sıkıntılar başlıyor. O yüzden ona göre ilaçlarını alacaklar. Ondan sonra bu tür hastalar sağlıklı bir şekilde doktorlarıyla korele bir şekilde yaşayan hastalar hiçbir sıkıntı yaşamazlar. Diyetisyen desteği de almalarında fayda var diyoruz. O çok önemli. Biraz önce dedim şeker sadece ölçüm doktorlarla olmaz. Diyoruz. Son şeker olarak önemli cihazı, olan evet. Cihazlardan biri gün içinde 6-7 kere ölçülmesi aynen. Gerekiyor dediniz. Kesinlikle. Bunu hem şey öneriyor. Bütün hem Dünya Diyabet Federasyonu, IDF, Amerikan Diyabet Cemiyeti bunlar önemli kuruluşlardır. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği de aynısını söylüyor. Yani sonuçta ne yapıyoruz biz? Biz bir köprü oluşturuyoruz bu hastalarda. Yani diyabetik hastalar, oruç tutmak isteyenler için nasıl yardımcı olabiliriz? İlla ki tutacağım diyor. Biz yine de tutmamaları gerekenleri, çok yüksek riskli hastalar kesinlikle tutmamalarını istiyoruz. Tamam, biraz hocam. Önce bahsetti. Yüksek riskli ve çok yüksek riskli. Ama tutacaklarsa da bu sonuçları katlanmaları lazım veya oluşabilecek komplikasyon önlemek için ne tür yol çizmelerini bunu durum tespiti yapıyoruz biz. Hocam çok güzel bilgiler aktardınız. Programımızın sonuna geldik. Geldik mi? Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ramazan öncesi önemli konular konuştuk. Konuşulması gereken konulardı. Evet. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Ben aynı zamanda bir hafta sonra Ramazan başlayacak. Bütün İslam alemine hayırlı Ramazanlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Olay Sağlık programından aktaracaklarımız bunlardı. Yarın aynı saatte farklı bir konuyla görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıklı kalın. Esentepe Hastanesi Olay Sağlık Programı'nı sundu.